Merhaba, ben Evren Dede. Bir Yunanistan gündemiyle daha yine sizlerle bir aradayım. Tarihlerden 2 Temmuz Cuma. Önce sizlere sunacağım haberlerin başlıklarını her zamanki gibi aktarıyorum. Yunanistan Kipi ve Nimfea sınır kapılarını komple açtı. 24 saat geçiş serbest oldu. Başbakan İskeçe'deydi. Doğalgaz ağının başlangıç temelini attı. Papa Yunanistan'a geliyor. Bakan Georgiadis kasalar boş, vakalar sıçrarsa bittik diye konuştu. Yunanistan Arnavutluğa 20.000 korona aşısı bağışlayacak. Lamia'da lavaboda 1 metre uzunluğunda yılan bulundu. 91 yaşındaki adam banka görevlisinden davacı oldu, 500.000 euromu yürüttü diyor. Türkiye-İskeçe Türk Birliği kararı nedeniyle Yunanistan'a tepki gösterdi. Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği seçime gidiyor. Tavuk ve zeytinyağı yardımı yapılacak. Yunanistan'da papaz ölen adamın tabutunu açtı ve bağırmaya başladı. Korona yok. Gümülcine'de gözdağımı vermek istediler. Ayağına ve kalçasına sıktılar. Eğer bütün yayını değil de başlıklar arasından seçtiklerinizi izlemek istiyorsanız videonun hemen altında yer alan bir açıklama bölümü var. O bölüme tıklarsanız haber başlıklarının yanındaki dakikaları göreceksiniz. Onlara basarsanız istediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Siz hazırsanız ben Yunanistan gündemine başlıyorum. Yunanistan sonunda Kipi ve Nimfea sınır kapılarını da komple açtı. 24 saat kara sınırlarından geçiş serbest oldu. Koronavirüs yasakları ve önlemlerini gevşetmeye devam eden Yunanistan kara sınır kapılarını da açarak komşu ülkelerle gidiş gelişler için 24 saat hizmet vermeye başladı. Yunanistan'ın 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren 24 saat hizmete açtığı kara sınır kapı ve gümrüklerin arasında Türkiye'ye geçişin sağlandığı Kipi ve Bulgaristan'la geçişin Batı Trakya üzerinden sağlandığı Nimfea sınır kapıları da bulunuyor. Yunanistan'ın 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren 24 saat hizmet vermeye başlayan gümrük kapıları ise şöyle: Batı Trakya'da Kipi ve Nimfea Makaza sınır kapıları, Promahona, Evzoni, Niki Ormenio, Kristallopigi ve Kakavia gümrük kapıları. Öte yandan Yunanistan'ın Arnavutluğa açılan Mavromati gümrük kapısı ise 7 Temmuz çarşamba gününe kadar sabah 8 ile 16 saatleri arasında açık duracak, 250 kişinin geçişine izin verilecek. Mavromati sınır kapısından söz konusu saatler dışında geçişe izin verilmiyor. Yetkililer giriş ve çıkışlardan daha önce doldurulmuş olan PLF formu ve aşı sertifikası veya testi istemeye devam ediyorlar. Yunanistan, hatırlayacaksınız, bir ay önce vize vermeye de başlamıştı Türkiye'de. Şimdi de Türkiye ile olan kara sınır kapısının 24 saat süreyle açılıp çalışmaya başlaması da Türkiye vatandaşlarının da Yunanistan'a girebileceği ile ilgili bir işaret olarak değerlendirebiliriz. Temkinli olmakta tabii yine de fayda var. Bakalım ne olacak? Başbakan Kiryakos Miçotakis İskeçe'deydi. Doğalgaz ağının başlangıç temelini attı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Doğu Makedonya Trakya eyaleti illerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde 1 Temmuz Perşembe günü İskeçe'deydi. Miçotakis, ağın kurulacağı 34 taşra şehrinden ilki olan İskeçe'de doğalgaz ağının yapım temellerinin açılışına katıldı. İskeçe ile birlikte Gümülcine, Kumçiftliği, Dedeağaç, Kavala ve Drama'da da çalışmalar başlarken Başbakan Miçotakis, Doğu Makedonya Trakyalılar bugün gurur duyabilir. Aileler artık daha ucuza enerji temin edecek, işletmeler de daha ucuza enerji temin edecek ifadelerini kullandı. Bu projenin diğer enerji altyapılarıyla birlikte Doğu Makedonya Trakya eyaletini ulusal anlamda çok büyük önemi olduğunu söyleyen Miçotakis, bölgenin yüksek jeopolitik önemli bir enerji merkezine dönüşeceğini aktardı. Başbakanın söyledikleri çok güzel efendim. Yalnız doğalgaza 20 yıl önce komşu ülkelerde geçildi. Batı Trakya'da hala 2021 yılında doğalgaz yok. Sobalarda odunla insanlar ısınıyor. Dolayısıyla bölgenin ne kadar mağduriyet içerisinde olduğunu da gösteren bir gelişme bu. Bir başka habere dönüyorum. Papa Yunanistan'a geliyor. Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropoulou'nun davetlisi olarak Eylül ayında Yunanistan'a gelecek. Geçtiğimiz yıl Türk hükümetinin Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi sonrasında ikili bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sakelaropoulou ile Papa, görüşmede sadece Ayasofya'yı konuşmamışlardı. Cumhurbaşkanı Sakelaropoulou Papa'yı Yunanistan'a davet etmişti. Papa da pandemi şartları müsaade ederse geleceğini söylemişti. Bu ziyaretin Eylül ayında gerçekleşeceği belirtilirken ziyaretle ilgili Başbakan Kiryakos Miçotakis de Başepiskopos Hieronymos'a bilgi verdi. Hatırlanacağı üzere Papa daha önce de 2016 yılında Başepiskoposu Hieronimos eşliğinde Lesbos yani Midilli adasındaki mülteci kampına bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yunanistan gündeminde bir başka habere dönüyorum. Bakan Georgiadis kasalar boş, vakalar sıçrarsa bittik dedi. Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis kış aylarında koronavirüs vakalarında artış yaşanırsa ülkenin ekonomik olarak biteceğini öne sürdü. Toplum olarak olgunlaşmamızın zamanı geldi. Başka para yok. Kışa pandemi gelirse ülke olarak bittik diyen Bakan Georgiadis vatandaşların aşılanması gerektiğini söyledi. Kış aylarında yeniden işletmelerin kapanması durumunda maddi destek veremeyeceklerini ve işletmelerin iflas edeceğini söyleyen bakan, vatandaşlar aşı vurdurmuyorsa suç benim mi? Ne siz, ne ben, ne de işletme sahipleri suçlu. Virüs hayatımıza girmiş olan bir gerçek. Ben kimsenin velisi değilim ki tutup aşıya götüreyim ifadelerini kullandı. Yaz sonunda aşı vurduranların %50 ile 60 oranına ulaşacağını ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Georgiadis, bağışıklık için en az %75'e ihtiyacımız var dedi. Bakan Georgiadis'in paramız yok, kasalar boş ifadesi dönemin başbakanı ve buna benzer ifadelerden dolayı büyük eleştiri alan Yorgo Papandreou'nun sözlerini tabi hatırlatıyor. Aşı ile ilgili bir başka haber var. Yunanistan Arnavutluğa 20.000 korona aşısı bağışladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan-Arnavutluk ilişkileri üzerine düzenlenen bir panele görüntülü mesaj gönderdi. Dendias mesajında iki ülkenin tarihi ilişkilerinden bahsederken özellikle Arnavutluk'taki Yunan azınlık ve Yunanistan'daki Arnavut göçmenlerin bu ilişkilerde köprü rolü oynadığını ifade etti. İki ülkenin münhasır ekonomik bölge belirlemek üzere Avrupa Mahkemesi'ne gitmesinin ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını söyleyen Dendias, son olarak Yunanistan'ın Arnavutluğa 20.000 Covid-19 aşısı bağışlayacağını duyurdu. Lamia'da bir lavaboda 1 metre uzunluğunda yılan çıktı. Lamia şehrinin Kalibya bölgesinde lavabosuna giren adam musluğun etrafına sarılmış 1 metreden uzun yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Büyük ihtimalle aşırı sıcağa tahammül edemeyip serin bir alan arayan yılanı gören adam serin kanlı davrandı ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri özel teçhizatla yılanı yakalayarak lavabodan çıkarırken akabinde insanları korkutmayacağı ve zararlı türleri uzaklaştırarak üretime katkı sağlayacağı doğal ortamına yılanı bıraktılar. 91 yaşındaki adam banka görevlisinden davacı olduğu 500.000 euromu yürüttü diyor. 91 yaşındaki adam banka görevlisinden davacı oldu. Trikala şehrinde 91 yaşındaki bir adam kendisinin 500.000 eurosunu yürüttüğü iddiasıyla bir banka memurundan davacı oldu. 2017 ile 2018 yılları arasında kapital kontroller nedeniyle parasını kaybetmekten korktuğunu söyleyen yaşlı adamı parasını İsveçre bankalarına yatırmaya ikna eden banka çalışanının adamın şifreleriyle 500.000 euro parayı Britanya'daki bir başka hesaba aktardığı iddia ediliyor. O para bir ömür çalışmanın birikimidir diyen yaşlı adam o paraları Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen olarak çalışarak topladığını söylüyor. Diğer taraftan banka çalışanıysa suçlamaları reddetti. Türkiye İskeçe Türk Birliği kararı nedeniyle Yunanistan'a tepki gösteriyor. Yunan Yargıtayı'nın yani Areospagos'un İskeçe Türk Birliği'nin isim tescil başvurusunu Avrupa İnsan Hakları kararına rağmen reddetmesi üzerine Türkiye Yunanistan'a tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescil başvurusunun Yunanistan Yargıtayı tarafından reddedilmesine yönelik Yunanistan Yargıtayı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan'ı uluslararası hukuka uygun hareket ederek 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AYM kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya Türk azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Batı Trakya Türk azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk ibaresi olduğu için 1983 yılında tabelasının indirildiğini ve derneğin 1986 yılında da alınan mahkeme kararıyla yasaklandığını vurguladı. Türk Dışişleri son olarak İskeçe Türk Birliği'nin AYM kararları doğrultusunda sürdürdüğü hak arama mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz ifadeleriyle açıklamasını sonlandırıyor. Bir başka habere dönüyorum. Yine Batı Trakya ile ilgili Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği seçime gidiyor. Batı Trakya'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okul encümenleri seçimlerinin ardından şimdi de encümenlerin üst çatısı olarak işlev gören Azınlık Okulları Encümenler Birliği seçime gidiyor. Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği 11 Temmuz Pazar günü genel kurula gidiyor. Çoğunluk sağlanamaması durumundaysa genel kurul 18 Temmuz Pazar günü yapılacak. Gümülcine'de tavuk ve zeytinyağı yardımı yapılacak. Avrupa'nın TEVA programları kapsamında Gümülcine Belediyesi kuru gıda ve erzak dağıtımı yapacak. Gümülcine Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre gıda yardımı Avrupa Yardım Fonu için gıda ve temel malzeme yardım operasyonel programından istifade eden ihtiyaç sahiplerine 6 Temmuz Perşembe ile 8 Temmuz Perşembe tarihleri arasında gıda dağıtımı yapılacak. TEVA programı sayesinde ihtiyaç sahiplerine saat 8.30'dan 14.30'a kadar Gümülcine'deki Çok Amaçlı Kültür Merkezi'nde limon, biber, zeytinyağı, tavuk, pirinç, çamaşır deterjanı, genel temizlik sıvısı, duş jeli ve el sabunu verilecek. Yunanistan gündeminde bir başka haberde sıra. Papaz ölen adamın tabutunu açtı ve bağırmaya başladı. Korona yok. Yunanistan'da dönem dönem papazların ilginç davranışları gündem oluyor. Evya'daki bir papaz tabutu açarak korona yok diye bağırdı. Mezarlık görevlilerinin bildirmesi üzerine Evya'da yaşanan akıllara ziyan veren olay da Yunanistan çapında gündem oldu. Bir rahip koronavirüsten ölen 77 yaşındaki adamın cenazesinde ve kalabalığın önünde ayin sırasında özel naylon poşetlerle kapatılarak korona usullerine göre defnedilecek olan adamın tabutunu açtı ve koronavirüs yok diye bağırdı. Rahip koronavirüsten ölen 77 yaşındaki adamı hiçbir önlem almadan gömdü. Papaz koronadan ölmemiş gibi normal bir şekilde tabutu açtı, selofonu çıkardı ve bu yaptığına tepki gösteren mezarlık çalışanlarına da kızarak koronavirüs yok diye tepki gösterdi. Gerçi papaz her ne kadar ölen kişinin koronadan ölmediği iddiasında bulunsa da Halkide Hastanesi'nden alınan ölüm belgesinde 77 yaşındaki adamın ölümünün koronavirüsten olduğu yazılı. Sinirlenen papaz, isteseler de istemeseler de tabutu açacağım, burası benim komuta ettiğim yer, koronavirüs yok diye bağırmaya devam etti. Gümülcine'de gözdağı mı verdiler, ayağına ve kalçasına sıktılar. Gümülcine'de 1 Temmuz Perşembe günü sabahı erken saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle gergin saatler yaşandı. Gümülcine'nin Ektenapol mahallesinde silah sesleri duyuldu. Kim oldukları bilinmeyen saldırganlar Gürcü kökenli bir adama silahla ateş ederek yaraladılar. Ayağına ve kalçasına sıkılan yaralı adam tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Gümülcine Hastanesi yetkilileri saldırıya uğrayan adamın ayağı ve kalçasına gerekli tedavinin uygulandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade ettiler. Polis saldırganlarla ilgili araştırmasını sürdürüyor. Bir Yunanistan gündeminin daha sonuna geldik. Ben Evren Dede. Yayınımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşça kalın.